Hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Sadık Mert Küçük Kuzucu. Namı diğer Kuzucu. Bu bölümde sizler yine bir Dead by Daylight oynayacağız. Hazırsanız başlıyorum. Hepinize iyi seyirler. Şimdi Maggie'ciğim. Senin eline ne alsak? Ne alsak? Şunu alayım. Fringi salla, Red'ye bas geç. Bu ses benim neydi bunun adı? Neydi bunun adı? Termosun sesi. Contası biraz gıcır diyor açarken ve evet çok açamamışım zaten. Termosumda kahve içiyorum. Kahve burada içerken soğuyor. Sonra yayını yarım bırakıp gidip kahve almak zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın. Ben de sevgili eşim sağ olsun babalar gününde bir kıyak geçip bana bir termos almış. Böyle yayınlarda bazen dükkana götürüyorum. Dükkanda da sıcak kahve içmek güzel oluyor. Nasılsınız değerli izleyenler, iyi misiniz? Aram sıcak. Sesler gayet iyi herhalde, bir sıkıntı yok. Evet. Görüntü de güzel geliyor. Görüyorum buradan. Evet. Bir maç buldu herhalde. Katilin pingi yüksek. Ne yapsak? Dursak mı çıksak mı? Bu arada ben bir şeye bakayım. İnşallah Claudette Mortel gelmiştir oyuna. AFK bir survival istemiyorum oyunda. Bir Meg daha var burada. İçinizde jeneratör gören var mı? Toteme niye oturursun be kadın? Aha da ranza. Böyle olunca çok seviyorum. Adamın yanındaydım görmedi. Ha işte dön. Ah!
Allah canına. Aynı şey iki kere olur dedim, olmadı. Ha, öbürünü de şişledi. Bu arada hiç jeneratör yapan yok tabi. Jeneratör yapsak artık ya. Yok, kaçtı. Aksi gibi jeneratör görmüyorum. Aa, şurada var bir tane. O değil, o değil. Bak. Yanlışlıkla R'ye bastım yine. Bastı birini. Oo, adamın canı direkt gitti. İyi kurtarlar onu. Güzel. Ben başka jeneratöre gideyim şimdi. Ya bak, yine yanlış şey yaptım. Çabuk kalk ayağa. Geliyor, birini şişledi. Evet, biri Mortinger. Arkadaşlar, neden jeneratör yapmazsınız acaba? Kahvem soğuyor bu arada. Thank you.
Gençler, jeneratör yapın biraz, gözünüzü seveyim, hep ben yapıyorum oyunu. Bunlar katille mi anlaştı, ne oldu ya? Ya biri daha yaptı jeneratör. Ben de yaptım. Hadi biriniz daha halledin. Şu kapıyı açalım sonra. Katil de orada geziyor. Vallahi paletin üstünden aldı kızı. Yine mi sen? Şöyle gel, şöyle. İyi, orada kendini iyileştiriyor. Ben de şu jeneratör yapayım bari. Ya git başımdan ya. Hay Allah, cezanı versin senin adam. Kaçtım. Gençler, jeneratör yapıyorsunuz değil mi? Peki de bulaydık bu arada. Hay Allah cezanı. Aha da bana geliyor. Başımdan katil.
bıraktı herhalde kendini. Kurtuldu mu? Yok. Gitti o. Aha da ransa. Kızın başında dolanıp duruyor. Çok güzel, çok güzel. Git buradan be. Allah kahretsin. Aha da aranızı daha buldu beni. Ha bekle burada bekle. Tipsiz. Arkanda, arkanda, arkanda. Kaç. Kapı nerede? Kaç 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 kaç. Yes be. Çok iyi kaçtım ha. Vallahi gerildim. Değil mi? Bof Megatron, hoş geldin. Daha pek ihtimal vermiyordum. İyi kaçtık. Nasılsın? İyisin inşallah. Ne yapsak? Şuraya gidelim. Benden de iyilik, ne yapalım işte. Yine geldik bir akşam. İşten sonra yayın yapıyoruz. Vallahi elim ayağım boşaldı ya. O kadar ucuna kadar gelip de kaçamayacağım diye çok korktum. Vlad Web'i hallettik.
Sen oynuyor musun Megatron şeyi? Dead by Daylight. Valla. Ben kaldıramam bu kadar stresi. Ya ben şöyle hafifletiyorum bu oyunu gözümde. Madem hepiniz Claudette Mortel aldınız, hadi ben de alayım. Hiçbir şeyim yok Claudette Mortel'de ama. Yani hiç oynayamam normalde korku oyunları ama bunu şöyle hafifletiyorum. Korku temalı bir saklambaç diyorum ben bu oyuna. Çocukken en sevdiğim oyun saklambaçtı. Burada da ebe olmadan yani katil olmadan oynuyorum. Kahve için biraz. Pasifayı denemedim yok. Duydum ama. Birader hatta abi al dedi de almadım. Ya bak bu R'ye basma alışkanlığımı değiştirmem lazım. Boş yere R'ye basıyorum sanki şarjör değiştirecekmiş gibi oyunda. Ondan sonra elimdekini yere bırakıyorum. Bir bakarım. Çok korkunçsa büyük ihtimalle bakamam. Ya aslında yayınlarda korku oyunları oynamak istiyorum. Eminim çok eğlenceli tepkiler veririm ama işte hala daha cesaret edemedim. Bir ara Alien Isolation oynayayım dedim. İkinci bölümü getiremedim sonra. Burada bir jeneratöre başlamış. Sonra bırakmış herhalde. Ha burada. Bırakmamış kimse. Aha katil tavşan. Allah kahretmesin. Arkamdaymış ya ben de diyorum. Git başımdan be. Üf, şişledi vallahi. Çok korkucu değil ama yeni bir ürper. Ya işte o ürperme. Adam ne daha ikinci dakika olmadı ya. İki kişi astı beni yatırdı yere. Evet, direkt eliyle koymuş gibi buldu ha. Pacify da bunun gibi değil, değil mi? Öyle multiplayer mi yoksa single player korku oyunu mu? Bu biraz zorlayacak gibi de hallederiz be. Tavşandan kaçamayacaksak artık. Sen onu da kurtar, ben şurada kendimi iyileştireyim. Bunu halledeceğiz, halledeceğiz. Tamam, asılmış olabilirim bir kere ama elimde çok güzel medkitim var ve
Tavşan normalde, yani normalde değil, tavşan işte sesini önden getirdiği için. Git be. Bak işte böyle şeyler güzel. Görmedi. Yani. Ha, Pacify'da multiplayer de var. Hem multiplayer hem single player. Bir bakayım olmazsa ya. Bak. Dediğim gibi belki biraderle oynarız. Gerçi benim birader 13 yaşında. Nasıl oynayacağız bilmiyorum. Şu totemi de bulup kırsaydık keşke. Git, gördü mü beni ya? Armut gibi aldı vallahi. Space ile maceramız başladı. Ayo. Ha, başladı. Jumpscare sıkıntı. Jumpscare çok sıkıntı. Bak, korku filmlerini çok severim. Eşimle de çok izleriz korku filmleri ama işin içine interaktivite girince yapamıyorum. Korku filmi oynamak, izlemek başka, korku oyunu oynamak başka. Tabi git be. Allah belanı versin senin ya. Allah. Vallahi. Bekleyemedim o kadar. Normalde tavşandan çok şey yapma. Tavşan, bunda kedi maskesi mi var ne? Tamam, ben öldüm ya vallahi. Git be, Martin Genstrat'ı. Ama iyi oynadı. Katil iyi oynadı. Bakalım diğerleri ne yapacak. Bir de bu katile yeni bir şey gelmiş herhalde. Böyle müziğin eskiden nereden geldiğini ayırt edebiliyordun. Sanki böyle müzik her yerden geliyormuş gibi hissettim. Bir de kulağımda, ayıptır söylemesi, surround kulaklık var. 7 artı 1 hissi veren. Hani normalde katilin nerede olduğunu müziğinden anlayabiliyordum ama galiba o işi çok kolaylaştırdığı için değiştirmişler o olayı. Direkt patlattı. Gelecek şimdi o. Damlayacak buraya, damlayacak. Şu totemi kıramadık ya. Bitti bu oyun ya.
Bunlar kaçamaz. Claudette değil ya, ben Mac'ciyim. Önce Mac'i bitireyim, ondan sonra şey geçeceğim. Neydi? Claire. Claire miydi neydi? Cheryl, Cheryl. Cheryl Mason. Claire geçmiyor. Silent Hill oynar mıydın hiç? Boff Megatron. Oynamadın hiç. Benim kuzenim oynardı. Zamanında PlayStation 1, PlayStation 2 oyunlarını. Onu izlemeyi çok severdim. Oyun da çok etkileyici gelirdi. O yüzden şu şey çok hoşuma gidiyor. Konami'nin buraya kendi karakterlerini vermesi hoşuma gitti açıkçası. Ki yine herkes aynı tip olmuş. Customize tuşu neredeydi? Bende onlar yok. Şunu giyeyim bari. Daha benzer olur. Güzel yaptı, güzel yaptı. Hani ben de piyasadaki çok oyun eleştirmeni gibi Silent Hill'e yeni bir üye geleceğini düşünüyorum. Kısa dönemde. Kısa dönemde olmasa bile bir iki yıl içinde yeni bir Silent Hill oyunu göreceğiz gibi. Yeni bir oyun görmesek bile en azından duyurusunu görürüz. Ki gönül ister ki Konami Silent Hill'den ayrılıp haklarını Sony'ye ya da Kojima'ya falan satsa. Şöyle güzel bir Kojima Silent Hill'i oynasak. Ama bakalım. Hayatta her şey istediğin gibi olmuyor her zaman. Kojima'yı falan tanıyor gibisin hiç. Metal Gear Solid de, ya da ne bileyim Death Stranding oynadın mı? Ya da Kojima'nın herhangi bir oyunu. Ha, geldik. Ölüm ve yaşamın kıyısında Death Stranding. Güzel oyundu yani. Kojima yine şaşırttı. Adam yine hani muadili olmayan bir oyun yaptı. Hani şuna benziyor, şuna benziyor neyse. Şuna benziyor dediğim bir oyun yok yani Death Stranding ile ilgili olarak. Katil sesi. Yürek çarpıntısı. Gördün mü o beni? Aha piramidet. Yemin ediyorum katil piramidet. Katil buralarda dolanıyor. Bino Game'e kayıtlı değil herhalde. Durma Play'e kayıtlı. Bak bak orada. Katili görüyor musunuz şu anda bilmiyorum. Tam pencerenin altında bir böyle bir silüet gibi görünüyor. Aa bak. Görecek beni birazdan. Katil git. Ha jeneratöre doğru gitti. Ben de şunu oturayım bari. Diğerlerine hesabım yokmuş. Abone olarak da destek verebilirsin ya da YouTube kanalıma da destek olabilirsin. Ya da ne bileyim cheer ya da bit atabilirsin.
Nasıl istersen. Şart değil. Tamamen. Buradan. Sevdiğimiz için yayın yapıyoruz. Yoksa ben bu oyunu kendi başıma da oynarım. Sizinle sohbet edince güzel oluyor. Katil buraları terk etti ya. Aha Daranza gördü bizi. Kaç oğlum kaç, arkadan geliyor Allah. Gitti. Evet gitti. Bak YouTube kanalıma da beklerim. Orada da şu sıralar film tadında Last of Us Part 2 bölümleri yayınlıyorum. Hani konuşma olmadan yorumsuz film tadında, dizi tadında Last of Us videoları var. Şeyde sayfanın altında sosyal medya bölümünde linkleri bulabilirsiniz. Teşekkürler. Bu gece zaten bir iki bölüm daha çekip yüklemeyi düşünüyorum. Yayından sonra. Katil git. Katilin... Kurtardınız mı onu? Yok. Katil nerede? Buradan geçmiş. Geliyorum, geliyorum. Hiç direnme, geliyorum. Direnme. Çocuğum direnme. Allah'ım direnme. Kaç şimdi, direkt kaç. Gel böyle, gel böyle. Hah. Pıs bir köşeye iyileştireyim seni. Dur artık. Ya dur artık da iyileştireyim. Ne oldu? Neyse herkes iyi. Oblivious. Aa beni mi bağladı? Yo. Aa beni bağladı. Bana bir şey oldu. Sağ alt köşede bir şey var. Bu piramidin yeni özelliği herhalde. Jeneratör bulamıyorum. Evet ya. Ya şöyle, piramide yeni katil ya. Büyük ihtimalle bu da yeni katilin acemisi. Adam başka katillerde iyiyse bile piramide yeni yeni öğreniyor. O yüzden biraz rahat oynadık gibi. Allah geliyor, şerefsizim geliyor. Kaç. Bir pencereden atladım vallahi. Allah peşimde hala. Pencereden atlarım, bayramını kutlarım, git başımdan. Hehe kaçtım. Çok güzel, çok güzel arkadaşlar, güzel. Şuradan kaçıyoruz şimdi. Ama o da buraya mı geliyor? Allah'ım kapıya geliyor.
Evet. Kaç kuzucu kaç? Gördü mü beni? Görmedi gibi. Açtılar kapıyı. Ha. Biri kaçtı. Ah! Terbiyesizin çocuğu şişti daha. Kapının ağzında beklersen öyle kaçarlar. Sürüne sürüne de olsa kaçtım. Bakalım diğerleri ne yapacak. Ha, bu da kaçtı. Herkes kaçtı mı? Herkes kaçtı. Güzel güzel. Hala 50 olamadı mı? Neyse son level. Bundan sonra 50. level'ı bilmeye gibi olacak. Nereden başlasak, nereye gitsek. Şunu almak istiyorum. Onun için şu yolu izlemek en mantıklısı. Evet. Pencerenin perdesini çık 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 aç bana. Göster yüzünü. Bom 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 bom. Offering olarak da ya aslında biliyor musun, ben ne Xbox fanıyım ne PlayStation fanıyım ne de Nintendo fanıyım, bende hepsi var. Ayıptır söylemesi, bende hepsi var. Yani hepsinin de kendi ekskluziv oyunları çok hoşuma gidiyor. Gears of War serisini de çok severim. Halo serisini de çok severim. Bu tarafta Uncharted, Last of Us serisini de çok severim. O yüzden hani şu o konsol alınır dediğimde o konsolun fanboyu ya da en azından fanı olduğumu düşünmeyin. Ama her zaman ilk önce PlayStation'ı almışımdır. PlayStation almaya özen göstermişimdir. Bunun da en büyük sebebi PlayStation'ın daha güzel, daha çok ekskluziv oyunu olması. Ya yani ben aslında bu konsolların ekskluzivleri olmasa, kendilerine has, sadece kendi konsollarına çıkardıkları oyunu almasa, hiç olmasa hiç konsol almam. Bilgisayar benim her şeyimi götürür. Bütün bu ne bileyim Last of Us, Uncharted, efendime söyleyeyim, Horizon'lar bilmem neler, hepsi birden bilgisayara çıksa PlayStation almam. Bilgisayarda oynarım. Sonuçta bilgisayarda kontrolör de kullanabiliyorsun, klavye mouse da kullanabiliyorsun. Ama dediğim gibi, eğer illa iki konsoldan birini seçmek zorundaysa, ben olsam PlayStation alırım. PlayStation daha çok ve daha güzel ekskluzivleri var. Yine tavşan geldi. Yani. Bir de Xbox şimdi kendi özel oyunlarını bilgisayara da çıkarmaya özen gösteriyor. O yüzden ya Xbox'ı dediğim gibi bilgisayara çıkmayan bir oyunu olmadıkça Xbox almam. Ama büyük ihtimalle illaki alacağız yani, ne bileyim Halo'nun yenisi sadece Xbox çıksa direkt alırım.
dijital ayrı, CD ile ayrı çıkarmaları çok anlamsız değil. Çünkü artık yavaş yavaş o CD'liği zaten kaldıracaklar ya da en azından öyle bir furyanın gelmesini bekliyorlar ve bu da onun bir hazırlığı. Hani şu da olabilir. Kimi için şey hiç önemli değil. Oyunun kutulu olup olmaması. Kimi koleksiyonerdir benim gibi. Ben illaki alırsam CD'li olanı alacağım. Bak nasıl görmedi ama. Ben CD'lisini alacağım. Alabildiğim zaman. Çünkü dediğim gibi ben kutulu oyun koleksiyonu yapmayı da seviyorum. Ama malum oyunların fiyatı, konsolların fiyatı, ki ben zannetmiyorum ki CD okuyuculu olan 10.000'den aşağı çıksın ya da CD okuyucusu sadece dijital versiyonu 8.500'den aşağı çıksın. O yüzden hani kutulu oyun koleksiyonu yapmayacak biri için DVD okuyuculu bir oyun almanın, bir konsol almanın bir anlamı yok bence. Eğer koleksiyoner değilseniz ve dijital oyunlar daha ucuzsa. Yani şimdi şöyle düşün, bir de Türkiye'de PlayStation Now servisi yok. Yurt dışında oyunu hiç almadan sadece internet üzerinden kiralayarak oynayıp bitiren kişiler de azıp sanacak sayıda değil. Öyle olunca DVD okuyucu çok anlamsız kalıyor o tür insanlar için. O zaman şeye bir anlamı gerek yok. Bastın kız. Why Zilli Huntress. Bu Huntress Hex kurmuş ha. O yüzden Ninni sanki her yerden geliyormuş gibi geliyor. Bak aşağıda Huntress Hex var. Kaç gel. Nereye gidiyorsun gel. Oo, 3 kişiyi şişledi ha. Allah kahretmesin. Geliyor lan. Sen ne almayı düşünüyorsun? PlayStation 5 mi? Megatron. Koçum sen bir jeneratör otur. Bak beni takip ediyorsun böyle, hiç hoş değil. Git ben de şunu kurtarayım hadi. Aha onu da işte. O zaman ben gidiyorum, bunu direkt kurtaracağım. Beni de gördü herhalde. Kaç koçum kaç. Katili üstüme çeksem mi ya? Ya ben de önce alacağım konsol PlayStation 5 olacak. Bak ya bak ya. Fener tuttun değil mi? Katile. Kendini bir şey zannedip. Daha ben kimleri kurtarayım? Oğlum jeneratöre oturun Allah aşkına, siz oturmuyorsunuz ben oturacağım.
Vallahi ya, iyilik meleği gibi geziyor ortada. Bu birazdan gidecek yalnız kurtarmasak. Geldim gel. Aa, öbürün şişleri. Ne işe yarıyor? Gel böyle. Ha, iyi bir jeneratör yapma, yakala etti. Hay Allah. Sen de mi iyileştiriyorsun? Gel. Geliyor. Katil geliyor. Katil geliyor. Allah cezanı versin. Kaç. Aa, orada yine şişlendi. Hoş. Yeter artık, herkes ön başın çaresi olsun. Ha, gel gel. Gel gel. Bunların hepsinin sınıf annesi oldum ben zaten. Dur oğlum. O da orada yattı bak. Almıyordu onu. Hop, pardon. Hadi. Oy, onu da kurtarlar. İyi hadi. Hadi artık bir işe yarayın Allah aşkına ya. Bak bu da yeni ha. Elinde fener var ama kullanmayı bilmiyor. Beni takip edip duruyor. Oh, ikisini de yatırdı o. Katil de yatırır yatırmaz şey yapayım demiyor. Gideyim asayım demiyor. Yatırıyor, orada bırakıyor, gidiyor öbürünü alıyor. Üst katta bıraktı onu. O gitti. Bekle, yettim, bekle. Heh, bir de ses yap. Bir de ses yap kaçarken öyle. Katil de gördü bizi büyük ihtimal. Allah'ım ya. Yemin ediyorum şu oyun boşa gitti. Çok mu konuştum ben? Vallahi çok garip şey. Ha, al işte şişleyi donayım. Ben yeter ya. Jeneratör şey, jeneratör diyorum. Kapak mapak bulayım bari. Bunlardan hayır yok. Kapak da kesin evin içindedir. Ha, öbürü de bak oyunu bıraktı artık. Asılırken oyundan çıktı adam. Aha, kapağı gördüm. Kapağı gördüm. Duman çıkmaya başladı şuradan. Herhalde o kapak. Hay Allah, seni bildiği gibi yapsan herif dibimizde zaten. Allah canını. Neyse hadi sen de öl de ben kapaktan kaçayım bari. He. Vallahi bak, fesat düşünce içindeydim. Allah cezamı verdi. Ya öf. Morton genç tıratsa. Kahve buz gibi olmuş ya. Daha herif kaçıyor.
Bana ne atıyorsun bal? Yok yok, hiç good game değil. Katil bayağı hani... Bak kapağın da orada geziyor. Hani şey olsa, kale başından ayrıl diye bağıracağım mı? Hadi buyur. İyi, hiç olmaz, onu vefalı çıktı. Beceriksiz meceriksiz ama. Aha, balta giz kalın. Kapak yok hala. Lan! Tövbe, çete bakarken şeyi kaçırdım. Ha, gel gel. Yok anacığım, artık tek şansım kapağı bulmak. Buradaki jeneratörleri yapmışlar zaten. Katil neredesin? Haa, Beyz Aslı. Adam direkt gitti zaten. Tek başıma kaldım, hiç jeneratörle uğraşamam, kapak arayacağım artık. Arasın dursun orada beni ya. Vallahi pek umudum yok. Aha, jeneratörü patlattım, kaç.
Kapak nerede ki ya? Gördü mü beni? Allah gördü vallahi. Hop çişledi. Öldüm, öldüm ben. Öldüm, bittim, bittim. Evet. Gider bir de base'i asar şimdi abi, pislik olsun diye. Nereye gidiyorsun? Tek kişiyim zaten. Oğlum şuraya as da bu ızdırap bitsin artık. Gitti adam. Aha! Baktım. Kapılar neredeydi ki? Bak yine gerildim, yine bir stres katsayım yükseldi. Şu kaçabilme umudu doğdu ya. Şu olmasa ne güzel bırakmıştım oyuna. Kapı yok ki. Bitti oyun. Bu ne? Ya bundan kaçarsam var ya. Geliyor, Allah kahretsin, geliyor. Allah. Süre bitti. Bilerek beklemiş bak. Neyse, güzel oyundu. Vallahi ben çok zevk aldım. Yok yok. Daha kahvem bitmiş. Evet. Değerli izleyenler, özellikle Bof Megatron, ben artık müsaadenizi isteyeyim efendim. Bana müsaade, bu gecelik benden bu kadar. Bir sonraki yayın çarşamba günü olur. O zaman da büyük ihtimalle Dead by Daylight, düşük ihtimalle de Valorant oynarız. Ama o zamana kadar tabii takip etmeyi, abone olmayı, YouTube'dan, işte Instagram'dan, Facebook'tan bana ulaşmayı ihmal etmiyorsunuz. Bu ve bunun gibi yayınlar için lütfen takipte kalınız, abone olunuz. Ya da işte hangi platformda ne oluyorsa. Herhalde burada aboneydi, YouTube'da takipti değil mi? Ya da öbür türlü müydü? YouTube'da abone oluyorsun, burada takip ediyorsun önce. Sonra abone olursun. Neyse, değerli izleyenler, artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Beni izlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bir sonraki yayın çarşamba günü saat 8 sularında.
O zaman de hoşça kalın. Bof Megatron, görüşmek üzere.